Şekiller, ilk olarak şekiller çalışma kitabımı açtım. Gördüğünüz gibi verilerimiz daha önce kullandığımız aylık çek satışları. Şimdi buna bir şekil ekleyelim. Öncelikle ekle sekmesini seçiyorum ve çizimler bölmesinde yer alan şekillere tıklıyorum. Açılan listeden herhangi bir şekli seçiyorum. Seçtim dikdörtgeni. Ardından sol tuşa basılı tutup sürükle bırak ile şeklimi belirliyorum. İçine yazı yazmak istersem yazı yazabilirim. Şeklimin kenarlarını yumuşatmak istersem şu gördüğünüz turuncu yuvarlak işaretiyle kenarlarını değiştirebilirim. Boyutunu değiştirmek istersem yine boyutunu değiştirebilirim. Eğer Shift tuşuna basarsam orantılı olarak değişecektir. Tekrar göstereyim, şöyle büyüttüm. Shift tuşuna basmıyorum. Şimdi Shift tuşuna basılı tutuyorum. Sol Shift tuşuna ve oranı değişmeden şeklimin boyutunu değiştirebiliyorum. Biz şeklimizi seçtikten sonra biçim sekmesi gelecektir. Eğer şeklimiz seçili değilse biçim sekmesi gözükmeyecektir. Şeklimi seçiyorum ve biçim sekmesine tıklıyorum. Buradan şeklimin rengini değiştirebilirim. Dolgusunun rengini buradan da değiştirebilirim. Veya hazır renkler var burada. Bunlar da güzel. Bunları kullanabilirim. Tekrar eski haline getiriyorum. Şekil dolgusu, şeklin kenarlarının rengini değiştirmek için bunu kullanabilirim. Ve kalın bir kenarlık vermek için yine şekil ana hattını kullanabilirim. Diğer alanlar metin ana hattı ve metin dolgusu. Bunları da kullanabilirim. Şekli düzenle, eğer şeklimi değiştirmek istersem, örneğin dikdörtgen olsun, yine şekli düzenleyi kullanabilirim. Şimdi bunu siliyorum. Ekle, şekiller, bir tane daha ekliyorum. Bu sefer metin kutusu kullanacağım. Metin kutusu çok sık kullanılıyor. Sola bastım, sol tuşa. Faremin sol tuşuna bastım. Bir tane metin kutusu oluşturdum. Bunun içine istediğim gibi yazı yazabiliyorum. Ve delete ile tekrar siliyorum. Bunu seçtim. Şöyle kenarından tuttum. Ve delete'e bastım, sildim. Şimdi şekiller niçin kullanılır? Ona bakalım Excel'de. Ekle dedim, şekiller. Yine bir yuvarlatılmış kenarlı dikdörtgen kullanalım. Şöyle bir şekil oluşturdum. Rengi turuncu olsun. Fakat şekil dolgusu olmasın, yani içi boş olsun. Kenarları da yine turuncu olsun. Ve biraz daha kalın yapalım bunu. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir yere vurgulamak istersek, örneğin 150 ile 250'yi vurgulamak istersek bu şekilde bırakmamız yeterli. Artık şeklimiz burada bir vurgu olduğunu, buranın vurgulandığını belirtecek şekilde ayarlanmıştır. Hatta biraz daha vurgulamak istersek ekle diyorum. Yine şekiller ve ok tuşunu seçiyorum. Sol ok. Sol faremin sol tuşu basılı iken yine seçiyorum. Bırakıyorum. Şöyle tam biraz hizalayayım. Boyutunu küçülteyim. Oku biraz daha uzatmak istersem yine turuncu alanı kullanabilirim. Ya da daraltıp inceltmek istersem. Kullandım. Ardından yine şekil stilimi seçtim. Bu şekilde bir vurgu yapabiliriz. Şekiller Excel'de bunun için kullanılmaktadır.